çatal bıçaklı bir yemek yedirmen lazım. Efendi gibi değil mi? Böyle güzel bir ortam. Hani en kötü hani bir salata malata bir şey yemen lazım. Ne kadar bir salata şimdi? 300 lira değil mi? 250 lira. Hani etsiz yedin onda, Proteininden de feragat ettin. Hani evde ben proteinimi alırım dedin kendim. Ondan sonra kıza da de dedin ki hani spermde amino asit varmış bilmem ne filan. Hani <laughs> onu da yedin. Tamam mı bir şekil? Bak sadece kelle başına hesaplıyorum ha he. bak adaletli bir Alman hesabı yani herkesin kendi hesabını ödediği bir ortamı şey yapıyorum hani amino asitini de kendin yiyorsun düşün <laughs> kendi proteinini kendin üretiyorsun yani. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Taht gidecek zannettiniz ama daha büyümüş şekilde geldi. Çünkü Türkiye böyledir. Taht gidecek zannedersiniz ama gitmez. Daha büyümüş şekilde gelir. İşte bunlar da ince. Bunlar da ince. <laughs> ne kadar çok siyasi gönderme yaptı. Ben de böyle şey gibi. Ayaklarım da böyle şey oldu. Ha, havada kaldığınızı satayım. Bakar mısın? Ayaklarıma bakar mısın? Sanki 23 Nisan'da padişah koltuğuna oturmuş çocuk gibiyim ya. Çok iyi. <laughs> Siyasetle ilgili böyle göndermeleri bazen yapmayı çok seviyorum. Benim de yapmak hakkım ha bu arada. Çünkü Ankara siyasal bilgiler mezunuyum ben. Yani aslında en çok benim konuşmam lazımken bir tek ben konuşmuyorum ülkede. Zaten bu da ülkenin problemlerinden biri değil mi? Ya ne uğraşacağım abi? Konuşsan ne olacak zaten? Dingonun ağrı gibi. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Hepsi aynı kaba sıçıyorlar. Aynı yerden yiyorlar işte. Biz de böyle garibim. Vergimizi verip ondan sonra acaba öyle mi böyle mi falan diye kendi aramızda tartışıyoruz. İşte Twitter'da şey yapıyoruz. Girmeyeceğim bu konular. Ama gireceğim bir konu var. Çünkü niye bu kadar serzenişte bulunuyorum? Yahu bir ilişkinin maliyeti geçen yıl 4000 TL'ymiş. Bir araştırma yapmışlar bir ilişkinin maliyeti ne kadar diye. 4000 TL çıkmış. Geçen senenin fiyatı. Şimdi ben de oturdum düşündüm. Dedim bu fiyata bir güncelleme yapalım. Ve sizler için bir ilişkinin maliyeti bir insana ne kadar bunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım 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 başlayalım. Geliyor 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 geliyor. Duyduk duymadık demeyin. Padişahımızın fermanıdır. Yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve de bizleri severek canı gönülden desteklemek için katıl butonuna tıklamayı unutmayınız. Hepiniz ince işler kralına hoş geldiniz. <laughs> Bu daha iyi oldu. Klanına derken kralına da döndü. Tebaa oldu filan böyle gidiyoruz işte yavaş yavaş hani ince işlerdeki rejimi de değil mi? Yavaş yavaş değiştirelim. Yok lan. Biz cumhuriyet çocuğuyuz. Siz ne çocuğusunuz? O insanlara ayrıca sorarım. Neyse. Siyasi göndermeleri şimdi bir kenara bırakıyorum. Konumuza geri dönüyorum. Ne kadar ya bir ilişki? Bir ilişki ne kadar ya? Kaç para ya bir ilişki? Diye soranlar için söylüyorum arkadaşlar. 2023 yılında 4000 ise şu anda açıklanan enflasyona göre kafadan 6000 olması lazım. Ama bu açıklanan enflasyon yani TÜİK'e göre aslında 6000 olmuş olması lazım. 6000'in biraz üstünde. Ama normalde ne kadar? Gelin şimdi hesaplayalım arkadaşlar. Önce 2023 Ocak bu anketi nasıl yapmışlar ve neye göre hesaplamışlar 4000 bulmuşlar onu söyleyeceğim size. Şimdi araştırma kapsamında 27 ile 35 yaş arasındaki 1000 tane çifte sormuşlar anket yapmışlar. Şimdi çiftler ilişkilerinin ilk yılında yani bu 27 ile 35 yaş arasındaki çiftler ayda ortalama 10 kez buluşuyorlarmış. Ki yani aslında iyi bir rakam 10 kez buluşulur evet ayda yani yeni başladığım bir ilişkide 10 kez dışarıda buluşursun sonra hani eve taşınırsın filan o ayrı bir konu ama en azından ilk yılında dışarıda bir dışarıda 10 kez buluşuyormuş ayda bu çiftler ankete göre. Toplamda 55 bin lira harcıyorlarmış. Bir yıl içerisinde bir buluşmanın da maliyeti 350 liraymış. Kelle başına. İki kişi buluştuğunuzu, bir grup buluşması yapmadığınızı düşünürse kişi başı 350 liraymış. Ocak ayının 2023 yılında. Bu buluşmalarında 350 lirayı işte tiyatro, yemek, sinema gibi etkinliklere giderek harcadığını bulmuş uzmanlar anketlerde ve de dediğim gibi 350 liraymış kelle başına. Bir buluşmanın maliyeti. Tabii ekşi sözlükte hem Hemen entriler gelmiş. Neden sevgilim yok anladım. Fakirmişim diyenler olmuş. Bir tanesi demiş ki ortalama bir mekanda iki kişi ana yemeksiz 5-6 farklı meze ve ara sıcak ile 70'lik rakı alsan zaten 2000 lirayı geçiyor. Hesap yaparken hatunu türkü bara mı götürmüşler amına koyayım diyenler olmuş. Ki türkü barda daha çok ödeyebilirsin hangi türkü bara götürdüğüne bağlı. O da bence önemli bir konu. Bazıları da demiş ki maliyet hesabı da yapmış reziller. Sevgilinin kalbine akan tatlı gülüşünün değerini de biçtim mi demiş bir tanesi. Bu kaç yıldır abazan bilmiyoruz. Bu ne romantizm? Bu ne divan edebiyatı? Yani adam işte maliyetini hesaplamış. Sen gülüşünün artık seni sana maliyetini bilmiyorum. Sen kendini hesapla. 4000 maliyeti varsa o nişanlınız ya da sevgiliniz değil eskortunuzdur diyenler olmuş. Mantıklı bir yaklaşım. Yani direkt parayı veriyorsun. Ayda bir kereden 4000 lira herhalde öyle hesaplamış. Peşin fiyatına 5 yıl taahhüt avantajı varsa bu enflasyonda kaçırılmaması gereken fırsattır demişler. İyi bir muhasebeciymiş demek ki. Yani uzun vadeli iyi bir yatırım diyor yani 4000 lira da hani taahhüt veriyorsa yani iki yıl boyunca benimle birlikte olacağım ve yani her ay 4000 liradan taksit yapıyoruz diyorsan o zaman bu enflasyon da iyi bir rakamdır demişler 4000 için. Sevgilinin veri tasarrufu modunu açarsanız 2800 liraya getirip kar edebilirsiniz demişler düşük güç modunda kullanıyorsun. <laughs> <laughs> az yakıyor değil mi? Az yakan, dizel yakan sevgili. Hibrit mesela işte şarja takıyorsun elektrikli. Öyle uzun yol gidersen mesela daha az yakıyor falan. Öyle bir şey herhalde. Bu maliyet kadınlara da yükleniyor mu? Var mı sevgilisini ödeyen hanımlar? Genelde bu erkeklere yönelik gibi parasız erkeği ancak annesi sever diyenler olmuş. Ya o 4000 lira kişi başına maliyet. Yani sen artı 4000 lira kendininkini de ödüyorsun. Sonra niye sevgilim yok? Fakir olduğundan değil. Geri zekalısın. Ondan sevgilin yok. Yani daha bunun hesabını yapamıyorsun. Parayı nasıl elinde tutacaksın? Neyse. Ne bu ekonomi bir de herkesin beyni yandı zaten. Ona da diyeceğim bir şey yok yani. Vardır onun da bir sebebi de. Yani o 4000 sana maliyet değil yani. ilişkinin sana mali. Sens kendin için 4000 ödüyorsun zaten. Artı onda ödeyeceksen 8000 sana maliyeti. Pratik biraz. Hızlı. Lütfen. Fön olmuş 100 TL. Manikürü, pedikürü, ağdası, kılık, kıyafeti vesaire hesap edersen sen de ona bir o kadar maliyetlisin demiş kadınlardan bir tanesi. Yapan kadına tabii. Penye donuyla geliyorsa sürümden kazanıyordur demiş kadının bir tanesi. Tabii ki ya işte az yakanlar o. Penye donuyla gelip demek ki hani sürümden kazan öyle direkt böyle paspal geliyor. Adası yok, şey yok. Dümdüz. Hani boyasız, değişensiz işte böyle düz. Hani ilk paket. Full artı full paket olmayanı demek ki daha ucuza geliyor olabilir yani birinin maliyet olarak. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani hani bu kelle başına maliyet ama kadınlar da böyle yaklaşmışlar. Eyvallah. Bu arada bugünün hesabını yaparsak, bugün bir hesap yaparsak yapalım. Evet arkadaşlar istiyorsanız. Şimdi dışarıya çıkarttın, değil mi? Hesap makineleri çıktı hemen. Bak hemen şeyler hemen açıl. Bak işte bak bak. Hesabını bilen erkek. Bak Tamam çıktı hemen hesap makinesi çıkar. Bu esnaf gibi adam ya. Adam direkt çıkarttı. Ya. tak 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 hani <laughs> alışveriş. Tık 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 bir şeyler hesaplar hesaplar. Ondan sonra abi normalde 5000 oradan hemen böler çarpar yüzde bulur. İşte bunu düştük faturasız yaptık. Tak 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 sana 3000 falan der. Sen bir anda böyle kâra geçtim zannedersen ayakta siker ya seni. Tam öyle çıkarttılar ya. Oğlum. <laughs> İnanılmaz ya. Herkes küçük esnaf olmuş ya. <laughs> Memleket herkesi finansal okur yazar yaptı yemin ediyorum. Neyse ileride işimize yarayacak inşallah. Şimdi çıkarttın dışarıya. Ne yedireceksin abi kıza? Hamburger yedireceksin değil mi? Yani en en ucuzundan o. Ki yani bence bir ilk buluşmada hani hamburger yediriyorsan olmaz o. Çünkü böyle dökersin saçarsın hani çatal bıçaklı bir yemek yedirmen lazım. Efendi gibi değil mi? Böyle güzel bir ortam. Hani en kötü hani bir salata malata bir şey yemen lazım. Ne kadar bir salata şimdi? 300 lira değil mi? 250 lira. Hani etsiz yedin onu da. Proteininden de feragat ettin. Hani evde ben proteinimi alırım dedin. Yendim ondan sonra. Kıza da de dedin ki hani spermde amino asit varmış bilmem ne filan hani. <laughs> onu da yedin. <laughs> tamam mı bir şekil. Bak sadece kelle başını hesaplıyorum ha he. bak. Adaletli bir Alman hesabı. Yani herkesin kendi hesabını ödediği bir ortamı şey yapıyorum hani. Amino de kendi yiyorsun düşün. <laughs> kendi proteinini kendin... <laughs> <laughs> üretiyorsun yani. Tam düz salata yedin. Akdeniz salata. Yalanda. 300 lira. Oturdun. Ondan sonra 300 lira gitti. Yanında da çünkü herhalde bir şey. Hadi 250 liralık salata yedin diyelim. Zehirlenmeyi de göz aldın. 200 liralık yedin falan. Yanında da bir şey içtin. Bir soda içtin. Bir şey yaptın. Su içtin değil mi? Eşek değilsin. %10'da bahşiş verdin. Gitti 300 lira. E dur da karnımızı doğru düzgün doyurmadık da. Hani gelen ekmeği falan kemirdin. Bir şeyler yaptım falan. bir şekilde atlattın yani yemeği. Birer bardak bir şey içeceksin. Değil mi? Bak lükse de kaçmıyorum. Birer bardak bir şey içeceksin. Yani bu çay çay olabilir, kahve de olabilir. Hadi gönlüm bol, İşte bira da olabilir. Birer bardak hani şovunu yapacaksın, şarap da olabilir değil mi? Ne oldu? Onlar da tanesi 200 lira yazarlar mı adama? Yazarlar. 200 de yazdılar. Bak hala Alman hesabı yapıyorum ha. 500 lira oldu değil mi? Daha oturuyoruz ha, ayağa kalkmadık yani. Sonra ayağa kalktık. Nereye gideceğiz? Bir yere gideceğiz. Yani ya sinemaya gideceğiz, ya tiyatroya gideceğiz, ya da hani bir gece kulübüne gideceğiz. Değil mi? Dans edeceğiz, bir şey yapacağız. Gittin abi, sinema bileti ne kadar? en kötü 200 değil mi en kötü mekanda 200 tiyatrolarda öyle 300 400 hadi bir gösteriye geldin ince işlerin gösterisine geldin o da hadi 300 1 artı bir avantajımız da oluyor bazen hadi onu vermedin de dedin ki ulan bir artı bir avantajı varmış 350 lira verdim 400 lira verdim girdin dedi 300 lira da şeye verdin yanında çünkü bir, bir patlamış mısır bir bir şey alacaksın değil mi? 300 400 lira da ona gitti 400 de sen ona ne etti 400 400 800 etti ha artı şarap değişmiş yani 900 900 etti bak hemen arkada hesap makinelerinden şey yaptılar etti sana 900 sonra yol Masrafın daha var. Değil mi? Gideceksin, geleceksin. Yani en az 50 lira o tutar. En az. Yani kralı gelse 50 lira tutar. Metro ile gittim, bilmem ne öğrenci kartı okuttum, bir şey yaptım falan yani. O kalmış öğrenci kartlarından okuttun falan. Bir, bir şey yaptın yani. Otostop çektin lan. Yine yani otostop çektin adama bir su ikram ettin. 10 lira yani. Hani öyle düşün. 50 lira o yazdı. 950 lira. E, 50 lira da görünmeyen masraflar de ona. Hani yolda giderken kız dedi ki susadım dedi. İşte biri bir çiçek uzattı. Ne bileyim niyetçiden bir şey çektirdin. <laughs> ne bileyim lan. Yürür yürürken bile gider 50 lira yani bir anda fark etmeden erir cebinde o 50 lira. Gitti 1000 liralık oldun. Bak hiçbir şey yapmadık ha 1000 liralık oldun. Ne kadarmış 2023 yılında? 350 lira demişler. Bunu 350 lirayı 2023 Ocak'ta nasıl bulmuşlar ona da hayret ediyorum o ayrı bir şey ama. Neyse işte nasıl ekonomisi filan derken 1000'e kadar gelmişiz 350'den. Kaç katına çıkmış? 3 katına çıkmış neredeyse. Yani 4000 liraymış ilişkinin maliyeti 3 katına çıkmış. Şu anda daha 2024 Ocak hani geçtik 2025 Ocak'a kadar geliyoruz. Yani 1,5 senenin içerisinde 3 katına çıkmış çıkmış. 4 bin lira olmuş sana 12 bin lira. Bir ilişkinin insanın kendisine bak kendine maliyeti yani 12 bin lira. Beraber toplam ödersen 24 bin lira değil mi? Ve bak yaptığımız etkinlik Akdeniz salata yedik soda içtik. En ucuzu değil de köpek öldüren değil de köpek süründüren yani öldürmeyen ama süründüren bir şarap içtik. Hani köpeği sersemleten bir şarap içtik değil mi? Ve bir de film izledik. İki öpüştük <laughs> falan gitti. 1000 liralık oldun. Şimdi alta hemen yazacaklar escort daha ucuz. Ben evde kendi imkanlarımla para biriktiririm falan diyenler olacak değil mi? Hemen onlar gelecek tabii ki. Doğru. Araştırmayla birlikte şöyle bir yere geldim. Şu aralar TikTok'ta bir trend olmaya yakın bir şey geziyor. Pre and post date expenses. Yani buluşma öncesi ve sonrası masraflar diye bir hashtag var. Kızlar şunu iddia ediyorlar. İlk buluşmayı mutlaka erkek ödemelidir. Çünkü kadınlar buluşmaya gelmeden önce pre date yani buluşma öncesi masraflar yaparlar ve sonrasında da post date yani buluşma sonrası masraflar yaparlar diyor. Bu masraflar neymiş? İşte makyaj maliyeti, duş, krem, saç boyatma, yaptırma, bakım masrafları. Bunlar pre date expenses yani buluşma öncesi expenses. Bu aslında normalde otelcilikte olan bir şeydir. Pre-hospitalization yani ağırlama öncesi harcamalar nedir? Otele girerken parasını ödersin. Odanın parasını girer girmez senden alırlar. Sonra çıkarken check out yaparken senden işte mini barda ne kullandın, işte bileyim arada bir şey yedim mi içtim mi işte masaj aldın mı işte odaya bir şey sipariş ettim mi bunlara bakarlar ve çıkarken bir daha o da post hospitalization yani sonra ağırlama giderleridir onu da ödersin otelden öyle çıkarsın bu hastanede de böyledir hastaneye girerken de aynı şekilde önden bir ödersin parayı sonra çıkarken yapılan ek tetkikler bilmem ne falan filan bunun parasını ödersin bu şimdi buluşmada da varmış pre and post date expenses diye yani bu burada da uygulanması gereken bir şey diyor hanımlar Ve diyorlar ki kadınlar aslında daha buluşmaya gel Zaten o buluşmanın erkeğe olan maliyetini ceplerinden ödemişlerdir. Erkekler de o ilk buluşmanın maliyetini cebinden ödemelidir diyorlar. Bilmiyorum bu konuya katılıyor musunuz? Hemen kafalar sallandı. Erkeğin de var. Yani erkekte de dallama değilse bir parfüm sıkacak değil mi? Ulan bizde bunlar erkeği şey zannediyorlar ha. Böyle hani biz boxer'ı böyle çıkartıyoruz. Donsuz giyiyoruz anladın mı? Komando böyle üstümüze ilk bulduğumuz şeyi. Öyle geliyoruz zannediyorlar. Halbuki adam belki de dünyanın yolunu tepmiş. Kilometrelerce yol kat etmiş. Gitmiş kendine belki yırtık olmayan bir çorap almış, bir belki eczaneden prezertif almış. Bak bunlar hep değil mi? Yani maliyet bunlar. Üstüne belki bir gömlek almış. Sırf o buluşmaya gelip kendini beğendirmek için. Bir parfüm sıkmış şöyle değil mi? Saçını yapmak için bir saç şekillendirici kullanmış. Çim adam gibi gelmemiş ya da böyle Berdan Mardini gibi böyle saçları. Selami Şahin gibi gelmemiş yani sonuçta. Yapmış saçını gelmiş. Selami Şahin'i de çok severim bu arada. Niye onu örnek verdim bilmiyorum. Çünkü bana öyle derlerdi. Eskiden saçlar böyle düşerdi perçem perçem. Selami Şahin gibi çıkmışsın yine ekrana falan derlerdi. Oradan geldi aklıma. Halbuki güç alakası yok. Saçını güzel yapar. Neyse uzatmıyorum. Yani erkek dediğinde sonuçta belli bir maliyete katlanıyor. Şimdi bunların hesabını mı yapacağız biz? İşte ekonomi buraya getiriyor insanları. Bak bütün dünyada sadece Türkiye'de değil yani pre and post date expenses'ı işte Amerika'da işte Güney Amerika'da filan bütün ne kadar böyle hani ekonomiyle mücadele veren ülke varsa hepsinde bunu ya yani bir İskandinav'ın çok umurunda değildir büyük ihtimalle. Devlet bile karşılıyor olabilir onların parasını yani öyle bir ortam vardır büyük ihtimalle orada ama hani bizde bunlar mevzu bahis ediliyor. Dolayısıyla da hani diyorlar ki önden yapılan masraflar erkekte ilk buluşmayı karşılasın. Şimdi benim bu bu konuyla ilgili görüşüm sarihti. Onu da anlattım zaten videolarımda. İlk buluşmada kim ödemeli diye. Şuraya koyuyorum oradan bakın. Hesap küçükse filan bunlar bence erkek tarafından ya da buluşmaya davet edilen kişi tarafından ödenmelidir. Bu konuda görüşüm sarih. Kim götürüyorsa bir yere, kim karar veriyorsa buluşmaya bence o ödemelidir. Dolayısıyla da bütçesine göre onun dizaynını yapabilir. Sen kendine güveniyorsan, götüne güveniyorsan götürürsün meyhaneye. Efendi gibi aylığını verirsin oraya. Ondan sonra da bütün ay simitle beslenirsin ama havanı orada atarsın. Bu tamamen sana kaldı bir şey yani. Buluşmaya sen götürüyorsan. Ama eğer ki ortaklaşa karar verilmiş özellikle de hani yüksek harcamalı bir buluşmaysa o zaman onu ortak ödemelidir. Ama sahilde buluştun işte bilmem ne yaptın filan eğer ki hani, hani böyle karşılayabileceğin bir şeyse o zaman bence kim götürüyorsa oraya kim liderlik ediyorsa bu buluşmaya ki genelde bu erkek olur. Çünkü hani o antik beynimizin arkasında çalışan o içgüdüsel şeyler hani erkeğin işte güçlü görünüp kadınını etkileme çabası o parayı da ödemeyi beraber beraberinde getiriyor. Erkeğin de üstünde böyle bir yük var. Doğruya doğru. Ama kadın da işte güzel görünmek için. O da erkeğini çünkü güzel görünerek, bakımlı görünerek, güzel kokarak yani her türlü ona hani böyle kendini güzel göstererek etkileyeceği için o da kendi masraflarını yapıyor. Dolayısıyla da bilmiyorum çalışır mı çalışmaz mı bunu yorumlarda tartışalım. Maliyeti çok yüksek ama sizler için özel olarak önümüzdeki videolarda sevgilinizi etkilemedeki ekonomik çözümleri anlatacağım. Bu videoda anlatmayacağım. Bu videoda eğer ki sizin aklınıza gelen ya abi hesabı yanlış yaptım bak böyle yaparsan daha ucuza gelir. Ya da yok senin yaptığın hesap tutmaz aslında normalde daha pahalıdır diyorsanız onu da yorumlarda tartışalım. Paylaşır paylaşmaz itina ile aşağıya bakacağım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Lütfen bizi beğenmeyi paylaşmayı unutmayınız. Ben Özgür Uysal. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler.